Merhaba arkadaşlar, bir faydalı video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizleri veren elle alan eli buluşturan bir platformla tanıştıracağız. Şöyle ki, genç mühendisler ihtiyaç sahipleri için yeni uygulama geliştirdi. Komşu komşunun faturasını ödüyor. Bu uygulamanın adı Bir Komşu. Bir Komşu, faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle yardımseverleri bir araya getiren bir platformdur. Aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımız için de ihtiyacı olanların faturalarını ödeyip destek olabilecekleri bir yardımlaşma platformudur. 13 Nisan'da faaliyetine başlayan Bir Komşu'nun sosyal medya hesapları bulunmakla beraber medyada da kendine yer bulmuştur. Şimdi kafamıza takılabilecek bütün soruların cevaplarını Bir Komşu'nun kurucularından olan Aykut Hocaoğlu'ndan alıyoruz. Veren elle alan elin birbirini görmediği alternatif yollar da devreye sokuluyor. Askıda ekmeği biliyorduk. Şimdi de askıda fatura diyebileceğimiz, elbette bu bizim benzetmemiz, bir uygulama hayata geçti. Adı Bir Komşu. Basitçe aylık sabit giderlerinin faturalarını ödemekte zorluk yaşayan ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen yardımseverleri bir araya getiren bir platform bu. Bu gönüllü hareketin kurucularından biri Aykut Hocaoğlu şimdi yayınımıza katılıyor. Aykut Bey, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhaba, hoş bulduk. Hayırlısı olsun, güzel bir şey gerçekten. Biz de gördüğümüzde çok hoşumuza gitti ama şimdi izleyicilerimize anlatalım ki bu noktada bizim de bir faydamız olsun. Öncelikle Bir Komşu nedir? Sizi tanıyalım. Siz şu ana kadar ne yapıyorsunuz? Profesyonel olarak hangi işle uğraşıyorsunuz? Ve bu uygulama nasıl çalışıyor? Çok teşekkürler. Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için, bu gönüllü hareketimizi yoğun kitlelere aktarabilmemiz için bizim için önemli bir fırsat. Çok teşekkürler tekrar. Ve her şeyden önce şunu da söyleyerek aslında konuşmaya başlamak lazım. Sadece ülkemiz değil, dünya çok büyük bir kriz altında şu an. Bu krizin bir an önce en az kayıpla, en az hasarla hem ülkemizden hem de dünya gündeminden kalkmasını bekliyoruz ve diliyoruz. Ben Aykut Hocaoğlu, dediğiniz gibi biz aslında sistemi de çok güzel özetlediniz. İhtiyaç sahibi insanlar, bu ihtiyaç sahibi insanlara destek olabilecek kişileri bir araya getiren askıda ekmek uygulamasına benzer, askıda fatura, biz hiç böyle bir tabir kullanmamıştık ama sizin tabirinizi de bundan sonra kullanabiliriz. Çok güzel bir örnek oldu açıklamak anlamında. İhtiyaç sahibi kişileri bir araya getirdiğimiz bir platform kurduk. Burada şunu fark ettik. Yani özellikle bu salgından sonra ülkemizde işinden olan, gelirleri azalan, aylık sabit giderlerini ödemekte zorlanan çok sayıda insan olduğunu fark ettik. Öğrenciler, emekliler, işinden olan kişiler. Bunlar için ne yapabiliriz diye bir düşündük ve aslında bu faturalar şu an için servis sağlayıcılar tarafından belli bir süre için ötelenmiş olsa da ama neticede birkaç ay sonra bu faturalar bir yığınla insanların önüne gelecek. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu yığını nasıl engelleyebiliriz? Bu çığın büyümesine nasıl bir küçük de olsa katkımız olur diye düşündük. Aslında çok da hızlı gelişti her şey. 2 hafta önce bir arkadaşıma, bir yakınıma bu fikri paylaşarak, beraber geliştirerek, sonra bir başka arkadaşımız, bir başka arkadaşımız derken 4 kişilik çekirdek bir kadro, sonrasında destek veren çok önemli insan sayısıyla beraber bu fikri 10 günde ayağa kaldırıp 2 gün önce de insanlarımızın kullanımını açtık. Biz aslında hani öncelikle küçük bir çevrede bir test denemesi yaparız diye planlıyorduk ama her ne kadar bu sorunu, bu ihtiyacı çok net bir şekilde gözlemlemiş ve tespit etmiş olsak da inanılmaz bir şekilde büyüdü ve çok hızlı bir şekilde sisteme fatura girişleri olmaya başladı. Şöyle söyleyeyim. Sadece 48 saat içerisinde, biraz önce baktım son istatistiklere, sadece ülkemizde değil 50'nin üzerinde ülkeden sitemize giriş olduğunu fark ettik. Dolayısıyla bunun aslında sadece ülkemizdeki bir ihtiyaç değil, tüm dünyada böyle bir ihtiyaç olduğunu, hem faturalarını ödeyemeyen kişiler tarafında hem de destek olmak isteyen insanlar anlamında çok ciddi bir talep gördük, ilgi gördük. Onun için çok mutluyuz. Hem bir yandan içimiz aslında
üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Böyle olmasa keşke. Keşke herkes kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yaşam standardına sahip olsa, ama olmadığı da ortada. Devletimiz bir yandan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yerel hükümetler, kurumsal şirketler, sivil toplum kuruluşları. Biz bunların hiçbirisinin bir tarafı değiliz. Halkın içinden dört tane arkadaş, biz kendi çapımızda ne yapabiliriz diye böyle bir fikirle ortaya çıktık. Dediğimiz gibi 10 gün içerisinde de insanlarımızın, halkımızın kullanımını açabildik. Şimdi tabii bir komşu adı çok bizden bir ifade. Komşuluk kültürü, felsefesi, işin Evet. özü. Peki nasıl sistem çalışıyor? Şimdi isterseniz biraz ona bakalım. Yani diyelim Tabii. ki o ödeme güçlüğü yaşayan kişi, aile faturayı sisteme mi gönderiyor, nasıl işliyor? Siz bir yandan anlatırken arkadaşlarımız da şu an ekrana görseli getiriyorlar. Oradaki o yolculuğu da bir yandan da gösterelim bizi izleyenlere. Tabii ben tabii senkron olacak mı emin değilim. Ben ekranı göremiyorum Evet. ama anlatmaya çalışayım. Şimdi ilk ekrana web sitesine girdiğiniz zaman iki girişli bir ekran karşılıyor sizi. Bir destek talep etme tarafı, bir de destek veren tarafta. Destek talep eden kullanıcılarımız için öncelikle cep telefonu numaralarıyla bir doğrulama kaydediyoruz. Doğrulama yapıyoruz. O insanların gerçek bir kişi olup olmadığını, troll veya bot hesap olmadığını, sahte hesap olmadığını doğrulamamız gerekiyor. Bu doğrulamayı yaptıktan sonra kişilerin ihtiyaç durumunu anlamaya çalışıyoruz. Hanede yaşayan kişi sayısı, hanenin aylık gelirini, kişinin çalışan mı, işsiz mi, emekli mi, öğrenci mi olduğunu anlıyoruz ve bunları yaparak aslında arka tarafta bir matematiksel algoritma çalıştırıyoruz. Çünkü destek vermek isteyen kişiler için akıllı filtreler geliştirdik. Şöyle ki bir kişi destek olmak istiyorsa bunu iki farklı şekilde aslında sistemdeki kişileri listeleyebiliyor. Bir tanesi kendine en yakın olan kişileri, aslında ismine de biraz burada dokunduruyoruz. Komşuluk kültürü bu coğrafyanın en kadim geleneklerinden bir tanesi. Son zamanlarda her ne kadar biraz azalmış, biraz unutulmayı yüz tutmuş olsa da özellikle büyük şehirlerde biz bu kültürümüzü çok derinden aslında sahip olduğumuzu, yeniden ortaya çıkarabileceğimizi, yaygınlaştırabileceğimizi düşündük. Dolayısıyla sistemde kayıtlı olan en yakın kişileri görebilecekleri bir filtremiz var. Bunun yanında da az önce söylediğim gibi destek talep eden kişilerden aldığımız bilgilerle arka tarafta yaptığımız matematiksel hesaplarla bir aciliyet filtresi oluşturduk. Yani sistemde o anda fatura ödemesi en acil olan kişileri üst listelere çıkarıp destek vermek isteyen kişilerin önüne çıkarıyoruz. Evet. Böyle bir eşleştirme platformu oluşturduk. Güzel. Şu ana kadar kaç fatura geldi misal? Daha 48 saat dediniz. Ne kadarı ödendi? Evet. Hangi konularda özellikle destek isteniyor ve destek veriliyor? Bizim sistemimizde şu an sadece 5 farklı fatura türü ödenebiliyor. Doğal gaz, elektrik, su, internet ve telefon. En acil olduğunu düşündüğümüz ve insanların en rahat, güvenilir ve kontrolünü sağlayabileceği şeylerin bu olduğunu düşünerek 5 faturayla başladık. Şu an sistemde 1000'in üzerinde fatura kaydı var. Bunun toplam karşılığı da 150 bin TL'ye yakın bir miktar. Aslında dediğim gibi biz hani çok küçük, kendi çevremizde böyle küçük denemelerle sistemi test edip daha sonra yaygınlaşacağını düşünürken çok hızlı bir şekilde büyüdü. Şu an sistemde de yardımsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 200'e yakın fatura ödenmiş durumda. Bu da toplam tutarın yaklaşık %20'sine karşılık geliyor. Evet. Aslında hala büyük bir miktar ödenmeyi bekliyor. Buradan da çağrımız olsun. Bu sistem üzerinden destek ihtiyacı olan kişilere yardım yapmak isteyen hem kişilere hem de aslında şu an açık değil ama biz arka tarafta görüşebiliriz. Hayırsever vatandaşlarımız, kurumsal şirketler toplu ödemeler yapmak isterlerse bununla da alakalı bir sistem geliştirme yönünde çalışmamız devam ediyor. Yani o zaman bir limit yok. Böyle anlamamız lazım, değil mi? Destek, evet, destek verenler anlamında bir limit yok. İstedikleri bedelde, istedikleri sayıda faturanın ödemesini yapabiliyorlar. Ama destek talep edenler tarafında limitler koyduk. Sistemde herhangi bir suistimale sebep olmamak için ya da bir haksızlığa sebep olmamak için hem faturaların üst limitleri var, hem de kullanıcıların aylık alabileceği destek miktarında bir üst limit getirerek Evet. dediğim gibi bir sosyal denge oluşturmaya çalıştık. Şu an tabii siz muhtemelen göremiyorsunuz ama editör arkadaşım Ahmet siteye girdi. Kendi Evet. semtine yakın o faturaları şu an Evet. görüntüleyebildi ve biz de Harika. izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Misal 230 liralık bir fatura, 46 liralık bir fatura, 181 liralık bir fatura, 22 liralık bir fatura. O faturalarda Doğru. tam Doğru. da adına uygun bir şekilde kendine yakın semtte olan faturaları görüntüledi. Peki, az önce de siz söylediniz ama kişi, kurum burada bir fark ediyor mu?
Destek talep eden Evet. tarafında Hayır, elbette destek gerçekçi verenler. olmasını bekliyoruz. Destek verenler anlamında şu an sisteme giriş yaparken kurum adına bir giriş yapılmak istense de kurum adına bir temsilci belirlenip onun telefon numarasıyla gerçek kişi doğrulaması yapıp sonra kendileri istedikleri kadar ödeme yapabilir. Ama dediğim gibi bir kurumsal giriş için de ekstradan arka tarafta çalışmaya devam ediyoruz şu an. Tabii şu konu önemli. Siz bir dernek değilsiniz, bir vakıf değilsiniz. Değiliz. Evet. Gönüllü bir hareketsiniz. Onu Aynen söyleyelim. öyle. Peki ama bu Doğru. faturaları sisteme gönderenlerin niyetinden, samimiyetinden emin olmak konusunda bir sıkıntı olmuyor mu? Şöyle, biz halkımızın sağduyusuna inanıyoruz. Bunu söyleyeyim. Yani geçmişte yaşanan kötü örnekler olsun. Böyle bir sistemde, özellikle böyle bir zamanda ihtiyacı olmayan kişilerin o sisteme girip ihtiyacı olan kişilerin önüne geçeceğine biz inanmıyoruz. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Bunu yaşayacağımıza ihtimal vermiyoruz ve şu ana kadar da kötü bir örnekle karşılaşmadık çok şükür. Ama dediğim gibi sistem içerisinde yarı otonom kontrol mekanizmalarımız var. Bu suistimalleri önlemek için, kişilerin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını anlamak için. Bir kere destek vermek isteyen kişi, destek olacağı kişiyle ilgilendiği zaman sistem üzerine ilgileniyorum adında bir tuşumuz var. Ona bastığı zaman o kişinin biraz daha detay bilgilerine erişip örneğin cep telefonu numarasını görebiliyor. Kafasında bir soru işareti olduğunu varsayalım o durumda veya fatura bilgileriyle alakalı bazen onunla karşılaşıyoruz. Yanlış abone numarası falan girişleri olabiliyor. Doğrudan destek talep eden kişiyle iletişime geçip hem kafasında varsa bir soru işareti suistimalle alakalı onu giderebilir hem de yanlış bir fatura bilgisi girildiyse onu teyit edebilir kendisiyle. Bizim yaptığımız, tekrar ifade etmek isterim bunu, arka tarafta çalışan yarı otonom kontrolü dışında böyle bir manuel kontrol de mümkün destek verenle destek talep eden arasında. Evet, veren elle alan eli buluşturuyorsunuz. Güzel bir şey Evet. yapıyorsunuz. Samimi bir girişim. Aykut Hocaoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz çünkü sizin başarınız yüzleri güldürecektir. Daha fazla Çok yüzü teşekkür ederim. güldürmeniz temennisiyle. Teşekkürler Çok yayına teşekkür katıldığınız ederiz. için. Çok sağ olun bize bu imkanı tanıdığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun.